Herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım arkadaşlar. Tanıtacağımız sistemin parçalarını tek tek önümüze dizdik. Konuya gelecek olursak bugün Gem Garajı ile birlikte hazırladığımız Silver RX 6500 XT model kodlu hazır sistemin detaylı incelemesini ve oyunlardaki FPS değerlerini birlikte bakacağız arkadaşlar. Sistemin fiyatı $16.22 oldu. Bu ortamda 10.999 TL'ye satılacak. Bence arkadaşlar PCIe 4.0 platformuna sahip bu sistem fiyat performans anlamında kaçırılmayacak bir sistem olarak öne çıkıyor. Öncelikle bu sistemi satın aldığınız zaman Gem Garaj 3 iş günü içerisinde adresinizde kurulu kontrolleri ve kablolaması yapılmış şekilde gönderiyor. Ayrıca sistemde kullanılan bileşenlerin de kutuları sistemin yanında eksiksiz olarak geliyor. Ek bilgi olarak da şunu da belirteyim. Sistemi satın almak isteyenler Gem Garaj'ın sunduğu taksit imkanlarından faydalanarak da satın alabilirler. Peki arkadaşlar bu sistemi aldık almasını ama bu sistemin en can alıcı, en belirgin özelliği ne diye soranlar olursa bu sistem arkadaşlar kodundan da anlaşacağı üzere PCIe 4.0 platformuna kurulmuş olup kullanılan ekran kartı yani RX 6500 XT'den tam performans alabileceğiniz stabil uyumlu bileşenlerden oluşuyor olmasıdır. Şimdi dilerseniz dostlarım Gem Garaj Silver 3D12 6500 XT model kodlu hazır sisteminin bileşenlerini incelemeye işlemciyle başlayalım. Bilgisayarımızın işlemcisi Intel'in 12. nesil Alderlake işlemci ailesinden Core H12100F. Bu işlemci 4 gerçek 8 thread yapıda olup 3.3 GHz temel turbo ile 4.3 GHz hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca 12 MB Intel Smart Cache bellekli ve 58 W TDP güç tüketimlerine sahiptir. %100 yük altında ve maksimum turbo frekans hızlarında 89 W TDP değerlerine çıkabilen Core H12100F DDR4 anakartlarda maksimum 3200 MHz, DDR5 anakartlarda ise maksimum 4800 MHz hızlarında RAM destekliyor. Aynı zamanda bu işlemci arkadaşlar Intel'in yenilenmiş şık görünümlü stok soğutucusu ile birlikte geliyor. Bu stok fanında soğutulan Core H12100F işlemcisini kasanın yan kapağı kapalı haldeyken AIDA64 programında 5 dakika boyunca %100 yük altına alıp kararlılık testine soktuğumda maksimum sıcaklık değerleri 75 ila 79 derece arasında seyretti. Bence bu sıcaklık değerleri stok fan için çok başarılı diyebilirim. Tabii ki burada birazdan da değineceğim Gem Garaj'ın ürettiği Dark Flash 150 model önü mesh yapılı oyuncu kasasında etkili olduğunu söyleyebilirim. Anakart olarak ise bilgisayarımızda LGA1700 soket yapılı H610 chipsetli BioStar marka H610MH model Micro ATX yapıda anakarta yer verilmiş olup bu anakart ile Intel'in tüm 12. nesil işlemcilerini kullanabilir arkadaşlar. Eğer ileride isterseniz sisteminizi Intel'in daha üst model 12. nesil işlemcilerine terfi ettirebilirsiniz. İncelemesini yaptığım sistemde 8x2 3200 MHz RAM kullanmış olup dileyen arkadaşlar 2x32 GB toplamda 64 GB'e kadar RAM yükseltmesi yapabilirler. Anakartın üzerine 1 adet PCIe 4.0 X16 yuvası, 1 adet PCIe 3.0 X4 yuvası ve 1 adet de M.2 SSD takabileceğimiz slot yer almaktadır. Ayrıca PCIe 4.0 X16 yuvası olduğu için bilgisayarımızda kullanılan RX 6500 XT ekran kartından tam performans alabilecek. Anakartın giriş çıkışlarına baktığımızda ise USB 3.0, 2.0, HDMI, VGA, Ethernet ve ses giriş çıkış portlarının olduğunu göreceksiniz dostlarım. Geldik RAM tarafına. Bana inceleme için gelen hazır PCIe Kurishi firmasının pasif alüminyum soğutmalı 8x2 Sele 16 gecikme değerine sahip 3200 MHz hızındaki RAM'leri kullanılmış olup bu RAM'leri toplamda 16 GB kapasitesi günümüzün tüm oyunlarında ve birçok mimarlık mühendislik programlarında işimizi çok rahatlıkla görecektir. Bilgisayarımızın depolama birimi ise Kingston firmasının SNVS kod adlı 500 GB kapasite NVMe kesisi oluyor. Bu SSD hem depolama hem de hız ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacaktır. Ayrıca bu SSD Crystal Diskmark programında yaptığım testlerde saniyede 2476 MB okuma, 1832 MB yazma değerlerini verdiğini gördüm. Bu değerler bir M.2 SSD için gayet tatminedici diyebilirim. Bilgisayarımızın ekran kartı ise PowerCore markasının Fighter AMD Radeon RX 6500 XT modeli. Bu ekran kartında 4 GB RAM kapasitesi ve 64 bit bellek veri yılı bulunuyor. Bilgisayarımızda PCIe 4.0 yuvası kullanıldığı için bu ekran kartı Acer benchmark'ta GTX 1660'a eşdeğer performans veriyor diyebilirim. Aynı zamanda bu ekran kartı AMD'nin FSR destekli de oyunlarda daha yüksek belirgin şekilde FPS kazanımı sağlıyor olacaktır. Ve ayrıca AMD'nin süper çözünürlük teknolojisi sayesinde fazla görüntü olmadan daha yüksek FPS'lerde oyun oynama imkanı sunuyor bizlere. Kasanın arkasında iki slot kaplayan bu kart bir adet HDMI, bir adet DisplayPort çıkışı bulunduruyor ve son olarak RX 6500 XT ekran kartı 6 nanometre üretim teknolojisi üretilmiş olup 130 W güç tüketim değerine sahiptir. Geldik kasamıza. Bilgisayarımızın kasası önü geniş delikli mesh yapıt olan yan tarafı tempered glass cam panelli Dark Flash 150 model siyah renkli oyuncu kasası oluyor. Bu kasa arkadaşlar dahili 650 W 80 Plus PSU ile birlikte geliyor. Kasada ikisi önde biri arkada olmak üzere 12 cm 3 adet rainbow fanlar kullanılmış olup kasa içi hava sirkülasyonunu bu fanlar çok verimli güzel şekilde soğutuyor. Bu bağlamda kasa içinde kullanılan bileşenler yaptığım tüm testlerde serin çalışıyor diyebilirim. Son olarak kasanın üst tarafına ilave 12 cm 2 adet fan isterseniz de 240 mm uzunluğunda sıvı radyatör takma imkanınız bulunuyor. İnceleme bu şekildeydi arkadaşlar.
arkadaşlar. Şimdi dilerseniz Silver 3D 12 6500XT model kodlu hazır sistemin oyunlardaki FPS değerlerine ve sonrasında genel değerlendirmesini yapalım. Evet arkadaşlar, Game Garage Silver 3D 12 6500XT sisteminin detaylı incelemesi ve bazı oyunlarda verdiği FPS değerleri bu şekildeydi. 1080p oyunculukta bu sistem en az 5-6 sene işimizi rahatlıkla görecektir. En önemlisi de uyumlu, güncel, PCIe 4.0 destekli bir sistem olması. Bu tarz inceleme videolarının daha fazla gelmesi için kanalıma abone olup videoya beğeni atarsanız çok sevinirim. Sistem hakkında detaylı bilgilere ve satış linkini açıklamadan erişebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. It's all about humanity.